bak o eski neşen nerede? Artık neşeli ol, tekrardan böyle gül, eğlen, coş dediniz. Eski neşem yerine geldi. Aslında hiçbir problemim yoktu arkadaşlar. Galiba hani bazen böyle dönem dönem olur ya insanlarda, hani öyle bir şeye girmiştim diyebilirim. Ama artık çok mutluyum. Zaten hep mutluydum da yani neşem de yerine geldi. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Evimin dağınıklığıyla görebilirsiniz evi. Şurada ütülenmesi gereken çamaşırlar var ve aynı zamanda ev oldukça dağınık. Neyse, bunları görmezden gelmeyin diyemeyeceğim. Görmeniz için sizi buraya koydum. Evi toparlayacağız. Bir de halıları kaldıracağız. Neden kaldıracağız? Çünkü ben yeni bir halı sipariş verdim. Onlar gelecek. Belki bugün gelirse sererim. Ama bugün gelmezse en azından bugün halıları kaldırayım. Yarın tekrar bir siler süpürürüm. Direkt halıları sererim diye düşündüm. Ama özellikle size bir şey göstermek istiyorum. Hemen videoya başlamadan önce. Bana yine bir Scarf'tan çok güzel şallar geldi. Hemen şöyle açayım, göstereyim size de. Bu arada biliyorsunuz arkadaşlar, bir Scarf'tan şal sipariş verdiğiniz zaman bone ve nano maske hediyeli geliyor. Şöyle göstereyim. Nano maske, yani maskeler bu ara bizim şal gibi aynı zamanda bir vazgeçilmez aksesuarımız oldu. Bir de şöyle bir benim adım yazılı bir bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz zarfı. Aa, şunun arkası çok güzel. Bunu ismi kaldırıp bir şeyler yapılabilir. Güzel. Şimdi şöyle 4 adet store şallardan geldi arkadaşlar. Böyle yeşilini, kırmızısını, pembesini ve mavisini ben sipariş verdim. Şöyle yakından göstereceğim. Bir saniye. Bir tanesini açıp size göstereyim. Şöyle hafif kendinden böyle çizgi çizgi desenli gibi duruyor. Şöyle görebilirsiniz. Bu arada 4 tane şal sadece 100 TL ve dediğim gibi bone ve nano maske hediyeli. Aynı zamanda kargo da bedava. Şöyle hafif bir takayım da görün nasıl olduğunu. Nasıl? Yani tabii şu an şalın üstü olmadı ama neyse. Bunlar geldi. Şimdi ben bir Scarf'ın linkini aşağıya bırakırım. Girip alışveriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama özellikle ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şu arkada müziğim açık. Müziğin sesini kıstım sizinle konuşmak için. Müziğimi açıyorum. Sizi de buraya sabitledim zaten. Ev toparlamaya başlıyorum. Eğer siz olmasanız bu benim için çok zor, zulüm gibi bir şey olur. Ama siz varsınız. O yüzden size böyle video çekerken temizlik yapmak benim daha çok hoşuma gidiyor. Öncelikle müziğimizi açalım. Bakalım ne çalıyor radyoda. Güzel. Hadi başlayalım. Bana kolay gelsin, size de iyi izlemeler. Arkadaşlar evi süpürdüm. Şimdi sileceğim. Halıyı da kaldırdım. Yeni halı gelecek ya. Yani işte size demiştim hani şimdiden kaldırayım. O halı geldiğinde de sadece işte süpürürüm, tekrar silerim ve halılarını yerleştiririm. Bir daha kaldırmakla uğraşmam diye düşündüm. Şu gördüğünüz orta sehpa var ya, ölüm gibi bir şey. O kadar ağır ki anlatamam size. Yani normalde tek başımıza böyle hareket ettiremiyoruz ama. Onu böyle hareket ettirirken biraz daha fazla efor sarf etmiş olabilirim. Her neyse. Oda oda gideceğim. Önce burayı işte sileceğim şimdi. Süpürdükten sonra. Tozlarını alacağım. Ondan sonra da mutfağa geçeriz. Mutfaktaki halıyı da kaldıracağım. Mutfağı ve salona halı aldım çünkü.
gelmiş şubede gözüküyor ama bugün dağıtıma çıkmamış ne yazık ki. Yani bugün keşke bugün gelseydi de hemen böyle serseydi. Bir de benim şu huyum var arkadaşlar. Ben böyle çok sabırsızımdır. İşte bir şey aldıysa hemen gelsin isterim. Bir şey olduysa hemen olsun isterim. Bir iş yaptıysam hemen onu bitirmek isterim falan. Böyle bir huyum var, bu birazcık kötü. Sürekli girip bakıyorum acaba dağıtıma çıktı mı diye. Sonra şey düşündüm, gidip alsam mı? Söyledim ki ya Pınar ne acelen var? Zaten yaz. Halıyı kaldırdım zaten, kimse de yok evde. Hani özgür falan olsa ayakları yere basınca işte soğuk olur falan diye düşünürüz ama öyle bir şey de yok. Neyse kalsın şimdilik böyle. Öyle sonra işte dedim bir toz alacağım, sonra mutfağa geçeriz. Bugün çok sıcak. Şimdi ben suyumu hazırlamaya gidiyorum. Suyumu doldurdum bu arada arkadaşlar. Bu farmasinin çok amaçlı temizleyicisiyle biz evi siliyoruz. Bu arada hala farmasi aleme katılmayanlar varmış. Gerçekten çok güzel bir WhatsApp grubumuz var arkadaşlar. Konuşuyoruz oradan, muhabbetler ediyoruz, alışverişler ediyoruz. Siz de benim alt üyem olmak isterseniz aşağıya linkimi bırakacağım. Oradan benim farmasi aleme katılabilirsiniz. Ben şimdi hızlı hızlı buraları bir sileyim. Ondan sonra tekrar görüşelim. Arkadaşlar evi temizledim. Şöyle görünüyor. Daha doğrusu salonu bitirdim. Ondan sonra da yemek yedim. Şurada da tabağım var. Hemen ev dağılabiliyor işte. Böyle de nankör bu ev işleri ne yazık ki. Onu kaldıracağım. Şuradaki tabureye kaldıracağım. Ondan sonra da salon bitmiş olacak. Bu arada yemek yerken tabii ki de kimi izledim bugün? Aynur ablamı izledim. Aynur ablayı hala aramızda takip etmeyenler varsa gurbetçi anne olarak aratıp takip edebilirsiniz. Gerçekten videoları çok güzel. Bir de normalde Aynur ablanın böyle ailecek yönettikleri YouTube kanalları da var ama onlar da işte Almanca konuşuyorlar. Bu böyle hani Türkçe konuştuğu ve günlük vloglarını çektiği bir kanalı. Gurbetçi Anne kanalı. Daha önce de söylemiştim. Yine böyle izlerken size de tavsiye etmek istedim arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi ben birazdan tabii ki öncelikle bu tabağı ve tabureyi kaldırdıktan sonra giyinmeye gideceğim. Giyindikten sonra da bugün dişçi randevum var. Dişçiye gideceğiz arkadaşlar. Şu benim dişimi geçici yapıştırmışlardı. Onu daimi yapıştıracaklar. Öyle. Şimdi ben giyinmeye gidiyorum. Ondan sonra dişçiye gidiyorum. Dişçide görüşürüz. Arkadaşlar biliyorsunuz diş tedavisi uygulanıyordu bana. Şimdi onun için gittim.
Ve dişlerim çok güzel olmuş. Bir haftada yine yamuğum gördüğünüz gibi. Bir haftada diş kendini toparlamış. Hafif hassasiyet devam ediyordu ama sağ olsunlar yine bayağı bir işlem yaptılar. Şimdilik bitti görünüyor. İnşallah bundan sonra da ağrıması biter. Ondan sonra bitmiş olur, kurtulmuş oluruz bu diş ağrısından. Tekrardan Gül Ağzı Diş Polikliniğine çok teşekkür ederim. Gerçekten benimle çok ilgilendiler. Doktor asistanları olsun, İlhan Hoca olsun, gerçekten hepsinden Allah razı olsun tekrardan. Bu şekilde. Şimdi ben eve geldim. Çok sıcak. Hemen üstüm başımı değiştirmem lazım. Arkadaşlar üstüm başımı değiştirdim. Sonra akşam yemeğimi de yedim. Ağzım da birazcık kendine geldi. Çamaşır asmıştım. Şimdi onları kaldıracağım. Ütüyü bugün yapacaktım ama ütüyü artık bugün yapmayacağım arkadaşlar. Acelesi yok zaten, yarın yaparım. Çünkü bugün birazcık yoruldum, yani dişçiye falan da gittim ya, o yüzden. Şimdi buraları toparlayayım. Yani çamaşırları kaldırayım, katlayayım. Ondan sonra da Üşra gelince bir dışarıya inmek istiyorum. Şöyle bir tur atmak istiyorum. Bunu aldım evde çünkü gerçekten. Öyle. O zaman bana kolay gelsin. Arkadaşlar saat 9 oldu ve Büşra'dan haber gelmedi. Dedim ki herhalde yoğundur, yorgundur falan dedim. Ben de böyle kendime kahve yaptım. Yanına da 2 tane kuru kayısı koydum. Tam böyle keyif yapacaktım. Büşra aradı. Hadi aşağıya in diye. Ben dedim senden haber gelmeyince ben de hani şey yapmadım. Şimdi hemen kahvemi içeceğim. Ondan sonra da aşağıya ineceğim. Biraz böyle Büşra ile muhabbet sohbet ederiz. Sonra tekrardan eve geleceğim inşallah. Büşra şu an o kadar güzel görünüyorsun ki. Niye biliyor musun? Bak arkada yeşil ağaçlar, önünde sarı sandalyeler. Sen adeta içinde parlıyorsun şu an. Çevreden yani. Yok, senden ötürü. Senden çok dolayı. Güzel dedin yani. Aynen. Kafede oturuyoruz, bir çay içeceğiz şimdilik. Şimdi ışıklar yanmıyordu biraz önce. Işıklar da yandı. Güzel. Daha güzel oldu böyle. Şu an böyle daha güzel oldun. Ama ışıklardan ötürü bu sefer. Çok güzel ya. Gel. Arkadaşlar ya. Gündüz hava çok güzel oluyor. Akşam çıkıyoruz. Donuyoruz resmen. Ben de çok üşüdüm. Üşüdük yani. Eve geçiyoruz o yüzden. Birazcık Büşra'yla muhabbet, sohbet edelim. Evde misin? Şimdi bu akşamki vlogumu Büşra kapatsın. Bay bay. Hadi. Tamam. Hadi bay bay. Hadi hadi. Bilmiyorum. Neyi? Bu akşamki videomu sen kapat. Uzun zamandır cidden alışık olmuyorum. Hadi. Arkadaşlar beğendiyseniz beğenme tuşuna tuşuyorsunuz. Abone olmayı da unutmuyorsunuz. Bu kadar. Yorum da yapsınlar. Yorum da yapayım. Ama nasıl yorum? İyi yorum tabii ki. O sizin yaptıklarınızdan değil. İyi olanlarından. Öyle genelleme yapma kız. Yani çok güzel yerine yorumlar yapıyorlar bana. Allah razı olsun. Aynen. Gerçekten. Ha, olumlu eleştiri yapanlar da var. Onlardan da Allah razı olsun. Onlar da, evet, onlar da kötü. Yalnız şu çiçeklerin güzelliği. Büşra. Gel Büşra, gel bir gel. Ne yapacağım? Yalnız şu çiçeklerin güzelliği. Ha, benden bahsediyorsun. Büşra'dan bahsediyorum. Hay hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşürüz.